İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Altıncı Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda hem şıklık hem de sıra dışılık yarışı yaşanıyor. Asteroid City filminin yıldızları Scarlett Johansson, Tom Hanks ve Adrien Brody, Hollywood görkemini kırmızı halıya yansıttı. Johnny Depp'in oyuncu kızı Lily Rose Depp, siyah mini elbisesiyle basına poz verdi. Elbisesinin üzerine giydiği kırmızı kaftanıyla Uma Thurman, elbisesinin renginde saçlarıyla Helen Mirren, gecenin sıra dışı tarzlarına imza attı. Festivalin Asyalı konukları, şapkaları ve aksesuarlarıyla kırmızı halının en sıra dışı görünümlerini sergiledi. Dünyaca ünlü model Irina Shayk, moda editörleri tarafından festivalin en dikkat çeken ismi olarak belirlendi. Oyuncu Meryem Uzerli, siyah elbisesiyle kırmızı halının en zarif isimlerinden biri olmayı başardı. Topluma yarar sağlayacak çalışmaları özendirmek amacıyla Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri 4. kez verildi. Ödüller, iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı başlıkları altında 3 ana dalda sahiplerini buldu. Anadolu kültürüyle, el emeği, göz nuru, el dokumalarıyla inanılmaz bir değer, inanılmaz bir kaynak. İş Sanat'ta yapılan törende NTV programı Halkın Sanatı ödüle layık görüldü. Evet, NTV ile Halkın Sanatı Dilek Önek aldı ödülü. Moda tasarımcısı Dilek Hanif'in sunduğu programa sosyal farkındalık oluşturulmasına katkısı nedeniyle görsel medya dalında ödül verildi. Halkın sanatını çekiyoruz. Gittiğimiz her yerden daha sonra beni arayıp Dilek Hanım programdan sonra sipariş almaya başladık. İlgi arttı dedikçe o benim için çok güzel bir ödüldü. Bana ve ekibe, gerçekten çok büyük bir ekip çalışıyor bu işle ilgili. Hem benim atölye kısmımda hem NTV kısmında emeği geçen herkese ben de buradan teşekkür ediyorum. Bizim için çok çok güzel bir ödül oldu. Halkın sanatı bence çok güzel bir belgesel oldu. Türkiye'nin 32 il, ilçe, köyünü gezmişiz. Daha da olsa gezeceğiz. Hem sponsorumuz hem NTV bu konuda gerçekten çok güzel bir destek verdiler. Ama ortaya çok da iyi bir iş çıktı. Törende sahne sanatları ödülüne yıllar sonra Şener Şen'i tiyatro sahnesine geri döndüren Zengin Mutfağı oyunu layık görüldü. Bu Zengin Mutfağı oyununun 3. versiyonu. İlk defa 1978'de ben şehir tiyatrosundayken oynamıştım. O zaman da yaşlıydım. Sonra sineması yapıldı. Bundan 4 yıl önce Dastas ortaklığıyla beraber yeniden sahneledik. Seyircinin ilgisinden çok memnunuz. Bu akşam da burada bu ödüle layık olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Gecenin finalinde Demirkent Özel Onur Ödülü, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya takdim edildi. Şüphesiz ki kendi bilim hayatımda yakın ilişkiler içinde olduğum Edebiyat Fakültesi'nin en önemli hocalarından biri adına ihdas edilen ödülü alıyorum.
Gündüz Vassaf'ın 7 yılda tamamladığı ilk romanı Ressamın İsyanı raflardaki yerini aldı. Vassaf romanında 16. yüzyıl resmine yeni bir yön vererek sanat tarihine damgasını vurmuş olan Caravaggio'dan yola çıkan bir arayış ve aşk hikayesini anlatıyor. Yeni bir yerde oturmak istiyordum. Arada sırada onu yapıyorum. Kültür ve dil değiştiriyorum. Hiç tanımadığım bir yerde kendime ve o dünyaya yeni gözlüklerle bakmak istiyorum. Bu sefer de tesadüfen seçtiğim yer arkadaşlarım yardımıyla Sicilya oldu. Sicilya'nın Siracusa şehrinin adası Ortigia'da bir ev tuttum. Orada da bir kilisede Caravaggio'nun resmi varmış. İlk önce o resme gittim, gördüm, pek beğenmedim. İkinci defa ne haddime dedim beğenmemek, adam dünyaca meşhur. Derken gide gide o kasvetli kilisede, karanlık kilisede başka bir dünya açıldı bana. Vassaf'ın romanında ana karakter Caravaggio'yla takıntılı bir ilişki kuruyor. Peki Gündüz Vassaf'ın Caravaggio'yla benzerlikleri var mı? Onun bir isyanı var. Vatikan'ın bu Engizisyon döneminde çok insanın Giordano Bruno gibi bir düşünürün öldürüldüğü, kazıkta yakıldığı, Caravaggio'nun resimlerini göstermekte güçlük çektiği çünkü yapıyor, kiliselere giriyor, kiliselerden atılıyor. Peşinde öldürmek isteyen kişiler var, düzenden rahatsız olan düzenin baş kişileri. Bizim de Türkiye'de yani benim kuşağım 68 kuşağı hep bir şey var. Büyük değişiklikler var Türkiye'de ve çoğu zaman korku içinde. Toplumun bir kesiminin yaşadığı, bir kesiminin yaşamadığı ama hep bir kesimin rahatsız olduğu. O da yansıdı. Yani Caravaggio'yla o şekilde de özdeştim. Vassaf kitapta görüşleri nedeniyle 1600 yılında Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanarak idam edilen Giordano Bruno'nun hakkını da arıyor. Büyük bir adaletsizlik var burada. Kilisenin büyük bir adaletsizliği var ve bu adam din savaşları olduğu yıllarda Protestanlık yeni çıkmış. İngiltere kraliçesiyle konuşuyor, Fransa kralıyla konuşuyor, biri Protestan, diğeri Katolik. İkisini birleştirecek, savaşları sona erdirecek yeni bir din kurma peşinde. Kimsenin işine yaramıyor çünkü iktidarlarını kendi dinlerinden, kendi mezheplerinden alıyorlar. Taşlarını öyle takıyorlar. Onun için adamı kurban etmek işlerine geliyor. Onun için aslında bir Papa'dan özür dileme talebimiz sadece onun için değil. Yani dünyadaki çeşitli ülkelerdeki düşünce tutukluları için de bir özür dileme talebi. Salt'ın Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018 yılından bu yana yürüttüğü Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi arşivi çalışmaları kapsamında hazırlanan Başka Kayda Rastlanmadı sergisi sanatseverlerle buluştu. Mimarlık tarihçisi Bülent Tanju, araştırmacı Cansu Yapıcı, Salt'tan Gülce Özkara, Masum Yıldız, Emirhan Altuner tarafından hazırlanan sergi, tarihçi ve romancı Reşat Ekrem Koçu'nun ömrünün büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi'nin yayımlanmamış bölümlerine ışık tutuyor. Tüm aslında bizi arşivde en hani beni kişisel olarak heyecanlandıran ve Reşat Ekrem Koçu'nun biraz biricik ve farklı aslında tarihçilerden ayıran noktası özellikle çeşitli halk ozanlarıyla ilişkisi. Burada onlara özel bir bölüm de ayırmak istedik. Vasıf Hiç, Erzurumlu Aşık İbrahim, Üsküdar'la Aşık Razi gibi dönemin çok daha üstünde olan aslında kişilerden aldığı belgeler üzerinden aslında ve bu İstanbul folklorüne, toplumsal hayatına dair hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, resmi tarihte karşılaşmadığımız başka öykülerin kapısını açıyor. Salt binasının 3 katına yayılan sergi,
Koçu'nun 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl ortasına uzanan bir zaman diliminde Galata ve yakın çevresinin kent imgesini ve sakinlerini gündeme getiriyor. Geldiğimizde zaten bir önce sergide Reşad'ı tanıyoruz ve hani onun ne kadar özel, işte onun kendi yazışmalarını görüyoruz. Ya da nasıl bilgi biriktirdiğini, topladığını görüyoruz. Ya da mesela liste yapışında hani hiçbir şekilde bir tarihçi gibi kronolojik bir şekilde sıralama yapmıyor. Daha sonra ya da kimsenin ilgilenmediği kişilerle ilgileniyor ve hani İstanbul'un çeşitli işte 19. yüzyıl ortasından da Vasfiç'ten topladığı bilgiler var. Daha sonra gazete küpürlerinden topladığı bilgiler var. Dolayısıyla hani onu özel yapan şeylerden biri de hem bilgi toplama şekli, hem ansiklopedi yapma şekli, hani kolektif bir çalışma. Biz de sergiyi zaten kolektif bir şekilde yaptık. 29 Ekim'e dek devam edecek sergi paralelinde Kadir Has Üniversitesi'nin yaklaşık 40 bin ögelik bir belge grubu halinde devraldığı arşivin dijital ortama aktarılarak çevrim içi erişime açılması planlanıyor. Düşman işgalinden kurtarılmasının ardından İzmir'e gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı Mateis Köşkü yok olmaktan kurtarıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına armağan edilen köşk, İzmirli sanatseverlerin de kullanımına açıldı. 1921'de burada Atatürkçü bir bayan vardı, Bora Hortensmuth. Aslında bu Avusturya, İngiliz kalmışım bir kadındı. Ev buydu o zaman. Buraya geldiler, İsmet İnönü de onunla beraber geldi. Burada kalıyorlardı. Sabah gidiyordu İzmir'e, işlerini görüyordu. Akşam geç saat dönüyordu. O kadın da andançını tuttu, oradan iyi biliyoruz. Dedik paşa geç geldi, paşa çok yorgundu filan diye yazıyor. İsmet de benim yeğenimle dedi, satranç oynuyordu ve ona piyano çalardı, Hortensmuth. Köşkün bahçesinde Bornova'da bulunan köşklerin maketleri yer alıyor. Köşk içinde oluşturulan müzede de 16-19. Yüzyıllar arasında üretilen halılar bulunuyor. Arkas koleksiyonunda yer alan halılardan 75'i sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 1600'lerden, 1500'lerin sonundan 1800'lerin ikinci yarısına kadar ağırlıklı olarak Batı ve Orta Anadolu'da üretilmiş olan halılara yer verdik. Devlet Opera ve Balesi bu yıl 4 uluslararası festivalde sanatseverlerle buluşacak. 4 ay sürecek festival sezonu 10-22 Haziran arasında gerçekleştirilecek 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali ile başlayacak. Öncelikle gala konserle başlayacağız 10 Haziran'da. 12-13 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda iki temsil, Saraydan Kız Kaçırma temsilimiz olacak. Carlos Villa'nın çok değerli bir rejisi La Traviata'yı izleyicilerimizle buluşturacağız 15 Haziran'da. Bu sene Ankara'da premierini yaptığımız André Chenier İstanbul'da izleyicilerimizle buluşacak 18 Haziran'da. 7-21 Temmuz arasında ise 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali yapılacak. Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası bale festivali de bu yıl 20. yaşını kutluyor. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 5-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. 11 Ağustos'ta izleyicimizin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü ilk kez Türkiye'ye böyle bir eser getiriyoruz. Bollywood, Passage to Bollywood diye Bollywood danslarının, o Hint danslarının olduğu bir dans temsili gerçekleşecek. Bu yıl 30. yaşını kutlayacak Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ise 4-21 Eylül tarihleri arasında Antalya'da sanatseverlerle buluşacak. Seri bitirecek iki bölümlük finalin ilki olan Yıldız kadrolu Hızlı ve Öfkeli 10'la gişe yarışına hızlı bir başlangıç yapan Hızlı ve Öfkeli'nin spin-off'u için çalışmalara başlandı. It's time to prepare for what's coming. You might want to buckle up.
Variety'ye konuşan Vin Diesel, serideki kadın karakterlerin başrolde olacağı bir film üzerinde çalıştıklarını açıkladı. ...55 yaşındaki aktör, 2017'de kadın başrollü bir spin-off geliştirmeye başladığını... ...ancak serinin finaline kadar herhangi bir yan film olmayacağını belirtti. Şu sıralar Flowers şarkısıyla bir büyük başarıya daha imza atan... ...dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus... ...artık dünya turnesine çıkmayı düşünmediğini açıkladı. İngiliz Vogue dergisine konuşan Cyrus... ...yüz binlerce kişiye şarkı söylemek pek de sevdiğim bir şey değil. Hiç bağ yok, güvenlik yok. Ayrıca doğal da değil. Çok yalnız hissettiren bir deneyim dedi. Ant-Man üçlemesini sonlandıran Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Marvel'ın en kötüleri arasına girdi. Şubat ayında vizyona giren ve Marvel sinematik evreninin 5. fazını başlatan yapımın dünya çapındaki toplam hasılatı 476 milyon dolar oldu. Serinin bir önceki filmi Ant-Man and the Wasp 622 milyon dolar, ilk film Ant-Man ise 519 milyon dolar hasılat elde etmişti. Bu sonuçla Quantumania hem serideki en düşük kazanca imza attı hem de Marvel'ın pandemi dönemi hariç son 12 yıldaki en kötü gişe hasılatını elde etti. I'm not allowed to say what I mean. Hayatı Oscar ödüllü Son İmparator filmine konu olan Çin'in Son İmparatoru Aisin Gyoropui'ye ait saat, Hong Kong'da Philips Asia Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Saate Asyalı bir koleksiyoncu 6 milyon 200 bin dolar ödedi. Söz konusu rakamın bir imparatora ait olan herhangi bir kol saati için en yüksek fiyat olduğu açıklandı. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.